Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Bugün farklı bir oyunla karşınızdayım. Bir korku oyunu oynayacağız bugün. Outlast, hepimizin bildiği. Ben en son bunu çocukken oynamıştım. Çocukken dediğimde ne zaman? Lisedeyken oynamıştım. Lise 2'deyken oynamıştım. Yani böyle birazcık bir de gece yarısı oynamıştım. Işıkları kapatıp falan yerimden zıplattığını hatırlıyorum. Şimdi aradan yıllar geçti. Bu bir de biliyorsunuz son oyunu da çıktı. Outlast Trials diye bir oyun da çıktı. Onunla beraber 1, 2 ve Trials 3'ünü beraber sırayla oynayacağız. Özellikle konsepte uygun olsun diye gece oynuyorum bunu. Bakalım ne olacak. Tabi burada devam et yazıyor. Bu büyük ihtimal bilmem herhalde 10-15 sene önceki kayıtlı oyunu kastediyor. Biz yeni oyuna başlayacağız. Bu arada Whistleblower'da da oynayacağım. Çünkü konunun devamı niteliğinde bir DLC. Ana oyundan başlayalım. Yani hard oynamak isterdim fakat bu oyunda şöyle bir sıkıntı var. Biliyorsunuz pil bulma muhabbeti var. Ve hard'da hiç pil bulunamıyor. Yani çok saçma sapan yerlere koyuyor. Durduk yere oyunu zorlaştırmaya gerek yok. Zaten gördüğünüz gibi easy'de yok. Yani ben zaten easy'de oynamayacaktım da. Normal bizim için kafidir. Şimdi olayı anlatıyor. Yoğun şiddet, kan, cinsellik ve argo dil içeri lütfen keyfini çıkarın. Adın Miles Upshur. İtibar kazanmak için yeryüzündeki her cehenneme girecek kadar hırslı. Böyle bir adam olmasa böyle bir oyun da olmazdı zaten. Araştırmacı bir gazeteciyiz. Başka bir gazetecinin araştırmaya cesaret edemeyeceği hikayelerin peşinden koşma isteğin bazı karanlık sırları gün yüzüne kavuşturman için seni Monte Massif Akıl Hastanesi'nin kalbine götürdü. Hayatta kalmak için mücadele edecek ve her olayı kaydetmeye çalışacaksın. Bir asker ya da militan değilsin. Evet, yani bir silahımız yok. Monte Massif'in değişinden kaçmak için tek şansın koşmak, saklanmak veya ölmek diyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir arabayla gidiyorduk. Evet. Tarım Bakanlığı Müdürü Salazar. Çiftlik hayvanları darmış bozuna hava değişimine kaynaklandığını ifade etti. Bir çiftlik sahipleri ve müzik hayvanı yetiştiriyor. Bu hafta sonu. Sesi biraz açayım. Mount Massif Elysium. Girişte biri yok galiba. Evet, bakalım. Yasa dışı faaliyetler varmış. Beni tanımıyorsun, lafı dolandırmayacağım, izliyor olabilirler. Montemessi'de bulunan Murkoff Psikiyatrik Sistemleri testlerinde 2 hafta yazılım danışmanlığı yapmıştım. Şu an gizlilik sözleşmesindeki her şeyi ihlal ediyorum ama kimin umurunda? Güzel küfür. Orada korkunç şeyler oluyor, anlamadığın şeyler, gözümün gördüklerine bile inanmak istemedim. Doktorlar rüya terapisinin daha derinlerine indiğinden daha da onları bekleyen şeyler bulduklarını bahsetti. İnsanlar acı çekmeye başlıyor ve Murkoff bundan para kazanıyor diyor. Evet, biz de bunu araştırmaya gelmişiz zaten. Murkoff sağ olsun. Elimizde kamera, pillerimiz. Tamam, şimdi her şeyi çekeceğiz. Bu da F flaşı açıyordu, tamam. Tamam, in bakalım arabadan.
Ha, bu arada yüzyılına göre gayet iyi oyun bence. Gökyüzü mökyüzü falan. Çok güzel yapılmış. Evet, burada kimse yok sanırım. Burada belge melge var. Bu arada çömelmece miydi? Yok. Cetelde mi? Cetelde, evet. Şuralarda bir şeyler olur genelde ama. Yok. Allah Allah. Burayı o kadar yapmışlar. Buraya bir şey koymamışlarmış. İlginç. Kenara köşeye falan. Yok. Aa, şuraya kilitliydi zaten galiba. Buradan geçiyorduk. Ha, böyle basılı tutunca, ha, bunu kapatamıyorsun. Basılı tutunca yavaş yavaş açıyor. Burada yavaş yavaş kapıyı açmak önemli çünkü çok ses yaparsan sıkıntı oluyor. Buradan değildi galiba. Evet, buralar değil. Arka planda köpek mi oluyor? Evet. Şuraya çıkamıyoruz galiba. Hayır, çıkamıyoruz. Çok güzel. Pilmil var mı? Oğlum tamam, silah milan yok da yani şuraya çıkarsın ya. Bir yerden bir ses geldi. Şuradan bir ses geliyor. Neyse tamam, biz girmemiz gereken yerden hop girelim. Tamam, şimdi buralarda bir şeyler yok galiba. Pil yok. Ben şuralara bir bakayım. Şöyle yapınca yaklaşıyormuş. Camda biri var mı? Ben şey hatırlıyorum, ben burada ışık kapanıyordu ya bir noktadan sonra. Abi şimdiden pil telaşına girdim ya. Şimdi gibi. Yok değil mi şuralarda bir şey? Ne oluyor lan? Bir müzik verdi arkadan. İçeri de gözükmüyor. Hop. Çık bakalım. Yavaş. Ben bu oyunun niye bu kadar gerici olduğunu anladım. Müziği öyle bir yerde veriyor ki yani. Hiçbir şey gözükmüyor ya. Yerde yalnız kanlar var. Harika. Tamam. Şimdi burada haritayı iyi ezberlemek lazım. Çünkü yani sonra kaybolabiliriz. Şu kapıyı yavaşça. Ha, şöyle kenardan bakma olayı var burada, tamam. Burada bir şey yok. Bir pil. Yani öyle bir anda televizyonu açtı ki yani. Tamam. Lan hayır. Allah kahretsin, F'ye bastım ya. Neyse dur, kamerayı kapat. Şuralar maşallah karnaval içinde. Burada kameraya gerek yok ya. Hah. Pili almak için sol fare. Tamam. Güzel, iki oldu.
Bu bilgisayarlara giremiyorduk değil mi biz? Buralara saklanabiliyorduk ama tamam. Ha, döküman. Toplan dokümanlar. J. Burka psikiyatrik sistemleri. Wall Rider projesi. Hastanın baş harfleri Billy. VPH Billy. Başvuru. Yaş 19. Tamam. Hasta kendi kendini yöneten berrak rüya vakasında ilerleme sağladığını iddia etti. Görülmemiş ölçekte morfojenik motor aktivitesi gözlendi. 4. yarı hormon programı devam edildi. Devam var mı? Var. Spirometre hiçbir bronşe birikim tespit etmedi. Evet, bu bir kısmını zaten anlayamayız. Bill'in annesinin mülk ufağı ve akıl hastanesine karşı olan dava durumu soruldu. Durumunu sordu. Bu da güvenliği felaketini ortaya koyuyor. Bill'in doktor denediğini geçiyor. Kanda gezen rüyalar. Allah Allah, neyi kastediyor acaba? İlginç. Telefonu açamıyoruz galiba. Tamam. Tamam, buradan gitmeyiz. Galiba şuradan da gidemiyoruz. Tamam, buradan yukarı. Ne yaptı o şimdi? Tamam, buradan gidemiyoruz. Allah! Oo, bunu unutmuşum lan. Lan böyle bir şey vardı. Doğru. Abo. Abo abo abo. Ay. Şurada adamla konuşuyorduk hatta, hatırlıyorum. Dur abi, seninle konuşacağım bir dakika. Şurada filmin var mı? Abim. They killed us. They got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. Yok, onu biliyoruz. The main doors for the security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Daha yeni girdik ya, biz belamızı arıyoruz abi. Yani Allah rahmet eylesin ama yapacak bir şey yok. Biz belamızı arıyoruz. Kusura bakma. Ha, bizim soluk soluğu. Yol yok.
Bu açılmıyor. Ha, mecburdan gideceğiz. Little pig. Ha? Ne oluyor lan? Abo. Bunu da hatırladım ya. Ay. Bütün oyun boyunca bundan kaçıyorduk. Ben hatırladım şimdi. And who are you then? Ben Allah'tan belamı isteyen bir salağım ya. Sen de büyük ihtimal doktorsun da. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Yani canımı kurtarmam için elimden geleni yapıyorsunuz ama. O ne olacak? Akıl hastanesinden kaç. Kapıları açmak için güvenlik kontrolü. Buraları bir... Abo! Buralara ne olmuş lan? Tamam, şimdi hızlı hızlı. Hah. Al pili. Tamam, burada bir şey yok. Bu pil olayını iyi kullanmamız lazım. Buraya giremiyoruz. Buraya giremiyoruz. Burada odalar var. Tamam. Abi. Can çekişiyor galiba. Neyse. Sorun yok. Şuraya girebiliyor muyuz? Hayır. Buralarda bir bilgi vardır be. İnşallah bu ölülerden biri canlanmaz ya. Hepsi ölü gibi duruyor. Lan şu bilgisayarlara insan bir şey koyar be. Bu ne? Oku. Hastanın baş harfleri. Walker. Ha. Demek ki bazı insanlar kendine zarar verip dev cüssesi nedeniyle. Aa, Walker bu mu lan? Bizi şey alıp fırlatan aşağı. Genişle deri dökülmeleri. Aynen. Motorcu aktivitenin başarılı olarak sinyal veriyor. Alnındaki yarın gerçek görmek için bir yol açtığını iddia etmekte. Kendi eti hakkında kaygılandığını dile getirdi. Dudak ve burun çevresinden ilgilenecek hasta bakıcının kendini yaralamasına dikkat edin. Sürekli maruz kaldığı zihinsel travmalar sürecini. Bu bizi aşağı atan biraz sıkıntılı bir arkadaşmış. Tamam. Ha, buraya geçebiliyoruz. Buraya açamıyorum. Şu adam üstüme atlayacak gibi duruyor ama. Şuna baka baka geçeyim ben. Bak, arkamdan koşmayacaksın değil mi? Aa, merhaba. Size hiç bulaşmak istemiyorum ben. Siz bunu mu izliyorsunuz? Tamam, ben eğilip geçeyim. Hiç sizi şey yapmayayım, rahatsız etmeyeyim. İyi seyirler abi. Çok güzel film, ben de severim bunu. Karıncalar oynuyor.
Aynen. Bunun yalnız üçümüş çıktı. Onları da izleyin ha. Sen de yavrum. Korkma lan. Yani korkutucu film değil. İzlesen bir şey olmaz. Neyse tamam. Hadi size iyi seyirler. Ben gidiyorum. Abi. Ölüsün değil mi? Lütfen ölü kal. Tamam. Notlar. Bir adam. Ha böyle not da alıyoruz. Başka not, not aldım. İçerideyim. Her yerde ceset var. Türkçe karakterleri ığları yazılmış tabi. Karos 3'ün dünya kelimeleri. Domuz gibi biri. İyi böyle not alıyormuş. Güvenlik kontrol anahtarını aldık evet. Burada nasıl şey yok ya? Burada pil olurdu. Geç 4 tane var ama. Yalnız burada ne yaşanmış ya? Bayağı arbede yaşanmış. Aa ben bir daha buradan mı geçmek zorundayım? Allah kahretsin. Şimdi ben bunların seyir zevkinin içine ettiğim için bunlar bana kızabilir. Aa film devam ediyor değil mi? Tamam çok güzel. Ben yine eğilerek geçiyorum. Siz izlemeye devam edin beyler. Ay bunun kafaya ne olmuş ya? Bu en iyi bu duruyor ha. Böyle hiçbir şey olmamış. Tamam hadi görüşürüz. İyi seyirler. Ben hatta kapıyı da kapatayım isterseniz. Ha bu kapı kapanmıyor tamam. Ya oğlum! Lan oğlum! Hayır niye yani? Niye niye? Durduk yere ya. Kendi kendine. İş çıkardın ha. Tamam buraya bak. Burada bir şey yok. Herhalde şu kapıdan çıkamayız diye tahmin ediyorum. Yok. Burada. Ben bu buraya gelmiştik. Tamam. Şimdi buraya gelelim. Sen beni görmedin. Sen beni görmedin, ben de seni görmedim. Ne diyor? Oğlum adamın parçalayıp parçalayıp niye yalnız var ya bizim karakter yani bir tarafından soluyor şu an kesinlikle ağzıyla nefes almıyor. Siz ölmüşsünüz. Ha pil. Biri kapımı kapattı. Oğlum benim kapımı kim kapattı?
Tamam, oraya gireceğim de. Burayı merak ettim. Tamam, buradan çıkılmıyor. Şurada bir kapı daha vardı. Oku abi. Sayın beyefendi, tam raporu beklemeden mürekkebi herhangi bir eylem yapma, sadece Wall Rider projesinin aşırı yükseklerdeki karar devam ediyor. 4 adım atılan bir yerleşik araba açılmasın. Bunlar deney yaparken insanların üzerinde, insanlar da ölüyormuş. Tabi. Dolayısıyla deneye devam etmek pek mantıklı olmuyor. Tamam. Bir de karşı kapı var. Buraya birileri girdi ama. Ha, tamam, buraya girelim. Ne? Dur dur. Deli olaylar dönüyor ama. Tamam, kapat. Kitleyebiliyor muyuz? Kitleyelim be. Abi herkes öldürmüş ya. Aç. Aha. Doktor. Sakın bunu açma. Sakın bunu açma. İnşallah nefes alışımı duymuyordur. Git git git. Ben burada durayım. Bir kahve içeyim. Galiba gitti. Kaç 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 kaç. Kontrol programı. Tamam. Oha.
Ciddi bir hafıza kaybı da var ortada. Buradan nereye gideceğim ben? Saklan!